Arkadaşlar hepinize merhaba. Yasemin Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz botu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstereyim. Uzun olduğu için biraz göstermesi zor olacak ama 5 motiften oluşan kar tanesi motifiyle uyarladığım bir bot. Şekilde pompon yaptım. Tabii siz istediğiniz şekilde buraya kurdele, fiyonk da yapabilirsiniz. Gayet güzel, yapımı da kolay arkadaşlar. Bu botu yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, taban tığlamamda nasıl 38-39 numara her zaman yaptığım gibi tepede iki tane delik var. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Yan taraftan iki tanesine ikisine 3 battım. Yan taraftan yani sağ ve sol iki tanesine de 3 battım. Yani toplamda 3 bu tarafa, 3 bu tarafa geldi. Burunda da tepeye 3, sağ 3'e 3, sol 3'e 3. Toplamda 7. 7 tanesine 3 battım ve diğerleri 2. Şimdi tığlamayı yaparken tığım 2 numara 2,0 milim yani. Motifi yaparken de bunu kullandım arkadaşlar. 2 numara 20 milim. Yani biraz motifin daha gevşek olmasını istediğim için bunu kullandım. Bunda biraz sık oldu. Motifin biraz gevşek olması gerekiyordu. Şimdi ben tığlamamı yaptım. Söylediğim gibi birleştirmemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum. Ve bütün ilmekleri kaydırma tekniği uyguluyorum. İlmeğin tepesine batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. İlmeğin tepesine batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Dolamadan batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Evet, bu şekilde kaydırma tekniği yaparak başladığımız noktaya kadar gelelim. Sona kadar geldim. Sona geldiğimde en başta yapmış olduğum yere kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir, iki zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Doladım. Şimdi bu iç tarafta bu zincirli olan yerde şu şekilde tek delini alarak ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Görünüyor zannedersem. Şu iç taraftaki tek telini alarak ikili trabzan yapıyorum. Zincir gibi olan yerin iç tarafındakini tek telini alarak ikili trabzan doladım. Şu tek telini alarak ikili trabzan. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamlayalım, birleştirelim ve ipliğimizi koparalım. Evet arkadaşlar, tabanımı tamamladım, ipimi koparttım, tabanım tamamdır. Şimdi motifleri yapacağız. Ben 4 tanesini yaptım, 5.'yi birlikte yapacağız şimdi. İpimi söylemiş miydim onu da hatırlamıyorum ama ipim patiklik ip. Yani siz patiklik ip kullanabilirsiniz, daha doğrusu ben nakopurlarda kullanıyorum. Patiklik ip kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi motifimi 2 numara 20 milim. Bununla yapacağım.
Önce sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kendime doğru çektim. Aradantığımı takıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım. Bir kere dolayıp 3 defa da çektiğim üçlü trabzan yaptım. Zinciri de saydım. 2 tane üçlü trabzan oldu. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Boşluğun içine batıp 1, 2, 3 defa da çıktım. Doladım. Tekrar 1, 2, 3. 2 zincir. Tekrar içine batıyorum. 1, 2, 3 defa da çıktım. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar içine üçlü. Tekrar battım. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Tekrar içine batıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Doladım. Tekrar battım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak arkadaşlar. 2 zincir çektim. Doladım. Tekrar 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Doladım. 1, 2, 3 defa da çıktım. Bu üçlü direklerimiz diyelim buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Sonra 2 zincir çekiyorum. Şurayı önce bir kapatalım. Ve burada başta çekmiş olduğumuz zincire kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Sonra yanındaki ilmeğe kaydırmayla geçiyorum. Ve bu boşluğa kaydırmayla geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doladım. Bunu da sayıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıktım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı boşluğa, pardon. 1, 2, 3 defa da çıktım. 3 trabzan yaptım. Dolayıp aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 defa da çıktım. Şimdi doluyorum. Hiç zincir çekmeden araya diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da 1, 2, 3 defa da çıktım. Trabzan yapıyorum. Doladım. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3. Doladım. Aynı yere. 1, 2, 3. Aşağıdakinin aynı uygulama. Aynı uygulama. Sadece aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Doladım. Diğer boşluğa. 1, 2, 3. Doladım. Aynı yere. 1, 2, 3. Araya 1, 2, 3 zincir. Doladım. Yine boşluğa. 1, 2, 3. Ve tekrar aynı yere. 1, 2, 3. Bu şekilde yaparak başa kadar gelelim. Başa kadar geldiğimde yine bu başta çekmiş olduğum zincirin tepesine kaydırmayla birleştiriyorum. Ve yanındakine kaydırma tekniği ve boşluğa kaydırma tekniğiyle geldim. Ve tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp 1, 2, 3 defa da çektiğim üçlü trabzan yapacağım. 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Zinciri de saydık. 1, 2, 3. Araya 3 zincir. Doladım. Yine aynı boşluğa 3 defa da çektiğim 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. 3 tane 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı yere 1, 2, 3 defa da çektiğim 3 tane
üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane zincir. Tekrar aynı yere. 3 defa da çektiğim üçlü trabzan. Araya bir zincir ve diğer boşlukları bu şekilde tamamlayalım. Sona geldiğimde yine bir zincir çekiyorum ve baştaki çekmiş olduğum zincire kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve yine buradaki trabzanların tepelerine batarak kaydırma tekniği yapıp kutunun içine geliyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine 3 defa da çektiğim bu sefer 4 tane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Pardon, burada 2 zincir. Dolayıp yine aynı kutunun içine 3 defa da çektiğim 4 tane trabzan. Boşluğa iki tane zincir doladım. Diğer kutuya geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir ve diğer kutuya. 2, 3 ve 4. 2 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Zincire kaydırma tekniğiyle birleştirelim ve ipimizi kopartalım. Evet, motifimiz bitti. Şimdi diğer renge geçeceğim. Önce şu şekilde sabitliyorum. Motifimi aldım. Şu arkadaşlar ilk başta yapmış olduğumuz trabzanın tepesine bu şekilde bir sık iğne yaptım. Şimdi içlerine, tam tepelerine değil arkadaşlar, aralara batacağız. Şu trabzanların aralarına. Bu şekilde aralarına, ara boşluklarına batıyoruz. Bu zincirin içine 1, 2, 3 tane battım. Buradaki trabzanın tam tepesine batıyorum. Bunların ara boşluğuna. Bu şekilde ara boşluklarına batıyorum ki şu görüntü olsun. Doladım. Bu zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Doladım. Şu altta olan buradan boşluktan giriyorum. Buraya da bir ikili trabzan yaptım. Doladım. Yine bu zincir boşluğuna, üstteki zincir boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Ve yine yan taraftaki ikili trabzanın tepesine ve ara boşluklara. Ara boşluklara batarak sık iğne yaptım. Zincirin tepesine 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. İlk trabzanın tam tepesine bir sık iğne ve buradaki trabzanların ara boşluklarından girerek sık iğne yapıyorum. Buradaki zincire geldiğimde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Şu aşağıdaki boşluktan giriyorum.
Ve buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Şu üstteki zincirin boşluğuna girip bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu trabzanın tepesine, bunların da ara boşluklarına. İçine 3 tane. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim, görüntü net değilse eğer videonun üzerine tıkladığınız zaman hemen sağ üst köşede 3 tane nokta var üst üste. Ona tıklayıp görüntü kalitesini yükseltebilir. Eğer ki video hızlı geliyorsa videoyu yavaşlatma yeri de var arkadaşlar. Oradan videoyu yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Bunun tepesine, bunların boşluğuna. Buraya bir tane ikili trabzan doladım. Aşağıdaki boşluktan girerek buraya da ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Şu boşluktan yine ikili trabzan. Yan taraftaki trabzanın tepesine batıp sık iğne. Bunların da boşluklarına batarak sık iğne. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Başa geldiğinde başta yapmış olduğum daha doğrusu sık iğneye kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki ilmekten başlayarak buralara 3 defa da çektiğim, 1 defa doluyorum, 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Ortaya geldiğimde birincisine yine bir tane yapıyorum. İkincisine geldiğimde bir tane yaptım. Bir zincir çektim, doladım. Yine aynı yere 3 defa da çektiğim bir trabzan daha yapıyorum. Ve yine sıradan üçlü trabzanlara devam ediyorum. Bütün ilmeklerin tepesine birer tane batarak yapıyorum burada. Buraya geldiğimde ilk sık iğnenin tepesine yine bir tane yapıyorum. Doladım. Diğer ikinci sık iğnenin tepesine geldiğimde bir yaptım, bir zincir çektim ve aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yani buraya köşe yapmış olduk arkadaşlar. Ve yine sıradan devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. YouTube kanalı da aynı Instagram gibi arkadaşlar. Beğeni ve yorumlar çok önemli. Yani birçok insana ulaşmamıza sebep oluyor. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Onu da arada belirteyim. Başlarda hep unutuyorum. Evet, üçlü trabzanlarla geldim. Buradaki ilk sık iğnenin içine bir tane yapıyorum. İkincisine geldiğimde bir tane yapıp bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar batıyorum. Ve yine devam ediyorum. Evet arkadaşlar, burayı da daha doğrusu motifi de bu şekilde yapıp tamamlayalım ve ipimizi kopartalım. Evet arkadaşlar, 5 tane motifim tamam. Şimdi birleştirmemize geçelim. Birleştirmemizi nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim önce. Bakın arkadaşlar, şurayı birleştirmiyoruz. Buraları birleştireceğiz sadece. Zaten yapacağım şimdi de. Sabitleyeyim. Önce bundan başlayalım. Şimdi şu tepelerde zincir çekmiştik arkadaşlar, biliyorsunuz.
şu. Şu iç taraftan alıyorum. Ve diğer tarafında bu tarafa bakan, bakın şöyle göstereyim, yine zincir gibi yine iç tarafa bakın. Tek telini alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bakın iç taraftakini alacağım. Bunun da iç taraftakini alacağım. Ve kaydırma ile birleştireceğim. İç taraftakini alıyorum. Bunun da bu tarafa bakan telini alıyorum ve kaydırma ile birleştiriyorum. İsterseniz dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yaptığımda daha çok hoşuma gitti. Birleştirme çizgisinin net olması. İç taraftakini alıyorum. Diğerinde bana bakan telini alıyorum ve kaydırma ile birleştiriyorum. İç telini, tek dalını yani. Bunun da bu tarafa bakan tek telini alıyorum ve kaydırma ile birleştiriyorum. Bana bakan ikisini de birleştiriyorum. İç tarafa bakan, bunun da bana bakan kaydırma ile birleştiriyorum. Buraya geldiğinde son yere son trabzana birleştirdim ve burayı kopartacağım arkadaşlar. Burası birleşmiş oldu. İsterseniz komple de gidebilirsiniz ama ben biraz açık olsun istedim arası. Ve şimdi aynı şekilde bunu da zincirin içten alıyorum. Diğerini de alıyorum. Ve kaydırmayla birleştirdim. Evet arkadaşlar, bunu da buraya kadar birleştiriyoruz ve ipimizi kopartıyoruz. Evet arkadaşlar, birleştirmemi yaptım. Bakın bu şekilde şöyle katladığımız zaman bu şekilde duracak. Diğer motifi de bu şekilde birleştireceğiz. Bu da buraya gelecek. Şimdi ilk motifimizi, yani şunu çeviriyorum bunu. Ve şuradan başlayacağım arkadaşlar, bakın. Bir tanesi altta. Bakın şu şekilde. Bunu da buradan ve buradan, yani şu şekilde birleştireceğim. Göstereyim zaten onu da. Sabitliyorum önce. Ve yine düzden de yapabiliriz. Hiç sorun değil. Şekilde. Düzden yapacağız zaten, sorun değil diyorum ama. İşte yapıp da ara verince böyle unutuluyor.
Yapacak bir şey yok. Yine burada bu zincirli olan yerden şu ve buradaki yerden başlayıp yine kaydırmayla tek tellerini alarak birleştirmemi yapıyorum. Şimdi burayı bu şekilde buraya tutturacağız ve burayı. Yani şu iki kenarı birleştireceğiz arkadaşlar. Tek tellerini alarak kaydırmayla birleştirmemi yapıyorum. Ve sonra diğer tarafa geçiyorum. Evet. Burayı da başa kadar birleştirelim. Evet arkadaşlar, bunu da birleştirdim. Böyle anlamsız bir hal alıyor. Sakın videonuzun ayarlarıyla oynamayın. Normali bu. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde. İlk önce bunları birleştirdim. Sonra ortaya bunu birleştirdim. Bakın şimdi bükünce. Bu şekilde. Oluyor. Dediğim gibi videonuzun ayarıyla oynamayın. Normali bu. Şimdi bunu buraya birleştireceğiz arkadaşlar. Onu da yapalım. Şuradan başlayacağım. İlk önce burayı birleştireceğim. Önce sabitleyelim. Sonra yine zincir çektiğimiz yerin buradaki iç taraftan alıyorum. Ve bunun da iç tarafından alıyorum. Ve birleştirmeye başlıyorum. Söylediğim gibi isterseniz dikebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kolayınıza geliyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunu burasına ve burasına birleştireceğiz arkadaşlar. Buradan başladım. Burayı birleştiriyoruz ve böyle. Bu şekilde iki kenarını birleştirelim. Evet arkadaşlar, bu motifi de birleştirdim. Şimdi şöyle çevireyim. Önce burayı birleştirelim. Bu topuk kısmı. Birleştirirken bunu da birlikte birleştirelim. Bunu da bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Önce burayı, sonra bunu katlayıp bunu da buraya birleştireceğiz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şöyle açayım, tekrar göstereyim. Şimdi birleştirdiğimiz bu. Şimdi topuğu birleştirelim. Ondan sonra bunu katlayalım ve bunu da bu şekilde birleştirelim. Pardon arkadaşlar.
Biliyorsunuz buraya pompon yapmıştım ben. Burayı birleştirmiyoruz. Burayı birleştiriyoruz ve burayı birleştiriyoruz. Burası açık kalacak. Diğer tarafta, yani sol tarafta burayı birleştirmiyoruz. Onun ayarını zaten yaparsınız siz. Buraya zaten ben pompon yapmıştım biliyorsunuz. Burası açık kalacak. Bu sağ ayak. Sol ayak da diğer tarafı açık bırakacağız. Şimdi topuk ve burası. Buraya kadar birleştirmemi yapacağım. Burayı tekrar göstereyim arkadaşlar. Burayı açık bıraktım. Burayı birleştirdim ve topuk kısmını birleştireceğim. Bu şekilde. Burayı da birleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, birleştirmemi yaptım. Söylediğim gibi bu sağ ayak. Sağ tarafta açıklık bıraktım. Sol tarafta solu burayı açacaksınız arkadaşlar. Burayı birleştirmeyeceksiniz. Bu şekilde. Şimdi tabanımı aldım. Ve bunun zaten ortası belli arkadaşlar. Bir zincir çektiğimiz yer. Bunu buradan şöyle takayım. Gerek yok aslında. Önce şunu belirleyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. bu. Şurası. Ortayı belirliyoruz. Ortayı belirleyip taktım. Ve bu zincir zaten belli arkadaşlar. Orta neresi olduğu belli. Bunu da buraya takıyorum. Ve arka. Burayı takıyorum. Topuk kısmını taktım. Ve burada da ortayı belirliyorum. Ortası burası. Bunu da taktım. Ortadan başladığınız zaman zaten kenarları yapmanıza gerek yok. İşaretlemenize gerek yok. İsterseniz de işaretleyin. Şimdi ortadan başlayacağım birleştirmeye. İlmekleriniz fazla gelirse arkadaşlar, onu sorun etmeyin. 2-2 de atlayabilirsiniz. Bir şeye 2 defa da batabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bunu da aynı birleştirdiğimiz gibi iç taraftan, yani ilmeğin iç tarafından alıyorum. Ve bunun da bana bakan yerinden alıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. İç taraftan, bunun da bana bakan telinden ve yine kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Tek telinden, bunu da bana bakan tek telini alıyorum. Kaydırma ile birleştiriyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar, ilmeğiniz denk gelmezse, yani atlayabilirsiniz de aynı yere 2 defa da batabilirsiniz. Bu sorun olmayacaktır. Bunu yapmak birazcık zor. Tek tellerini alıyorum. Kaydırmayla birleştiriyorum. Bana bakan buradan iç kısımdakini bu şekilde komple arkadaşlar, bu şekilde birleştirmemi yapacağım. Yani bu şekilde kaydırma tekniğiyle komple birleştirip geleceğim. Bakın arkadaşlar, birleştirmemi yaparak topuğa kadar geldim. Hiçbir yani eksik fazla ilmek olmadı. Şimdi bu tarafı da yapıp bitireceğim. Evet arkadaşlar, birleştirmemi yaptım. İşte bu şekilde anlamsız olan motif birleştirmeleri böyle anlamlı bir botağa dönüşüyor. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi şuralarda arkadaşlar, hani birer tane zincirimiz var ya. Ben bu şu pomponunu böyle ipleri kıvırarak, yani ipi kıvırarak yaptım.
Yani siz örgüyle de yapabilirsiniz. Yani şuralara bu şekilde geçirdim. Baştaki zincirleri, yani şu köşedeki zincirleri ve uçlarına da pompon yaptım. Şöyle. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi kurdeleden fiyonk da yapabilirsiniz arkadaşlar. Fiyonk da çok güzel duruyor. Pompon da çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar. Şu üstüne hiçbir şey yapmadım. İsterseniz siz açık renkli şey de yapabilirsiniz. Kaydırma da yapabilirsiniz. O da çok güzel durur. Onu da belirteyim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.